Hoş geldiniz. Mustafa Tevfik Kürtüncü, 1978 yılından beri altın ve mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmamızda şu anda toptan ve perakende olarak faaliyet gösteriyoruz. Evet, küresel piyasalarda altının ons fiyatının gerilemesi ve doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi iç piyasada düşüş olarak yansımakta. Geçtiğimiz aylarda gram fiyatı 550 liralara ulaşan gram altın fiyatı şu sıralarda günümüz itibariyle 418 liradan işlem görmekte. Çeyrek altının fiyatları ise Temmuz 2020'den beri en düşük seviyeye ulaşarak bugün itibariyle 695-700 lira arasında işlem görmektedir. Uzun vadede bu seyri beklemenin doğru olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Çünkü altın her zaman gördüğü fiyatı test etmektedir. Yani özetlersek... Günümüz fiyatlarıyla altın almanın tam zamanıdır. Dilerseniz bugünkü fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Gram altın fiyatı şu anda 418 lira, çeyrek altın fiyatı 700 lira, yarım altın fiyatı 1400 lira ve Cumhuriyet altını 2800 liradan işlem görmekte. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında sert ve e, hızlı bir düşüş yaşadık. Altındaki düşüşün en büyük sebebi doların düşmesi, küresel faiz oranları. Ve bununla birlikte Amerika Başkanı seçilen Joe Biden'ın başkanlığının netleşmesi, olumlu bir politika izlemesi ve bununla beraber dolardaki düşüşü tetikleyen diğer unsur oldu. Ve e, yine söylüyorum bununla beraber e, koronavirüs aşı çalışmalarında Pfizer'ın, in, Çin'in, İngiltere'nin e, aşılarındaki başarı da doların düşmesine ve dolayısıyla altının düşmesine büyük etki sağladı. Piyasa olarak kısa vadede bir düşüş gerçekleşebilir. Ama uzun vadede kesinlikle bunu beklemiyoruz. Hiçbir yıl yoktur ki altın bir önceki bıraktığı fiyatın daha altında kalsın. Altın hızlı düştüğü için vatandaşımız tedirgenleşebilir, talebi azalabilir. Ama şunu asla unutmamalıyız. Uzun vadede yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu seviyelerde altın almasının en doğru bir tercih olacağını da belirtmek istiyoruz. Malumunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında son bir yıldır düğünler yapılamıyordu. Artık kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasıyla ve halkımızın özen göstermesiyle düğünlerimiz başlayacak. Ama şu unutulmamalıdır ki altın fiyatlarındaki düşüş ya da yükseliş düğünlerin başlamasıyla ilgili olmayıp tamamıyla küresel faiz oranlarıyla ve dolarla etkili bir durumdur. Ancak düğün salonlarına bakıyoruz, şu andaki piyasaya bakıyoruz. Gerçekten bir yoğunluk yaşayacağımız bir gerçek. Altın fiyatları da son zamanın en düşük fiyatlarında olduğu için düğün tarihini beklemeden altınlarının alınması en doğru bir karar olarak görüyoruz. Sahte altın ve Suriye altınları gerçekten önemli iki konu. Dilerseniz sahte altından başlamak istiyorum. Sahte altın halkımızın, vatandaşımızın Teknik olarak anlayabileceği bir durum değil. Ee, ama şunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum: Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'ne kayıtlı mağazalardan, yani güvenilir kuyumculardan yapılan alışveriş neticesinde asla ve asla sahte altınla karşılaşmanız mümkün değil. Dolayısıyla e, sahte altın Birazcık daha güven mekanizmasının tam çalışmadığı bölgelerde karşılaşılabilir ama Kayseri'de özellikle yine belirtmek istiyorum. Dernek Başkanımız Adnan İnce Toprak ve ekibinin üstün gayretleriyle ve çalışmasıyla tüm kuyumcular, mağazalar denetlenmekte ve bunun neticesinde asla ve asla sahte altın piyasada dolaşmamaktadır Kayseri için eee Suriye altınlarına gelecek olursak malumunuz Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli var. Kayseri'de de yanlış bilmiyorsam 100 bine yakın Suriyeli yaşamakta. Bu 100 bin Suriyelinin, Suriyeli de hayatını devam ettiriyor, düğünlerini yapıyor, nişanlarını yapıyor ve onların da alışveriş yapabileceği 6-7 tane Kayseri'de Suriyeli kuyumcu var. Yalnız Arap Yarımadası'nda, Suriye, Irak, Lübnan, Libya gibi bölgelerde 22 ayar yerine 21 ayar tercih ediliyor ve 21 ayar satış yapılıyor. Bu 21 ayar olan ürünler daha çok bilezikler ve sarı altın olarak ifade ettiğimiz otantik ürünler. Eğer vatandaşımız Suriye altını olduğundan şüphelendiği bir durum olursa kuyumcusuna gönül rahatlığıyla sorabilir. Çünkü aksi takdirde 21, er, 21 ayar bir ürün 22 ayar er olarak işlem görürse %5 bir vatandaşımızın zararı söz konusu olabilir. Bu noktada kendi kuyumcularına ürünlerini doğrulatabilir. Altın fiyatlarındaki günlük analize geldiğimiz zaman teknik olarak ele aldığımızda küresel tarafta dünkü işlem gününde risk alma iştahı kısmen daralma göstererek başlandı. Gram altın fiyatı düşen kanal trendini kırdıktan sonra Mart ayının başından bu yana yükseliş kanalı görüntüsü çizmekte. Dün 422 seviyesi 3 kez test edildi. Ancak 422 geçilemedi. Bugün yükselişle başlayan altın eğer pozitif yönlü ilerlemeye devam ederse 422 seviyesi ilk direnç olarak görülmekte. Tersi durumda ise önce kanalın testlik direndi. Destek trendi ardından da 415 seviyesi destek olarak talep edilebilir. Geniş bir kapsamda özetleyecek olursak altın gördüğü fiyatı mutlaka test edecektir. Ve altın her zaman güvenli bir liman olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Müzik